Beşiktaş'ın transferi için Milan'la anlaşmaya vardı. Anterević İstanbul'a geldi. Hırvat yıldız basın mensuplarına yaptığı açıklamada burada olduğum için mutluyum. Yakın zamanda arkadaşlarımla ve hocamla tanışmak istiyorum diye konuştu. Ayrıca giyeceği forma numarası için 7 numarayı seçtiğini sözlerine belir. Son olarak video ile gelmeden önce konuştuğunu ve her şeyin olumlu olduğunu söyledi. Beşiktaş Futbol AŞ yöneticisi Tarkan Ser transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Ser Beşiktaş'ta transfer bitmedi. Her an gelişmeler olabilir, içiniz rahat olsun şeklinde konuştu. Beşiktaş şu ana kadar kadrosuna Emre Can Bulut, Can Onana, Daniel Emerti'yi kattı. Siyah beyazlar geçen sezon takımda kiralık olarak forma giyen Arthur Masuaku'nun da bon servisini almıştı. Rebic transferinin ardından gözler Roberto Pereira'ya çevrildi. Udinese ile kontratı sona eren 32 yaşındaki yıldız futbolcunun ikna edilmesi için yeni bir yola başvuruldu. Pereira İstanbul'a davet edildi. Oyuncunun ailesi ve özellikle eşi Türkiye'de oynamaya soğuk bakıyor fakat ailesinin ikna edileceğini düşünüyorum. Bu transferin ekonomik boyutunda ise sorun olmadığı belirtiliyor. Pereira İtalya'dan tek resmi teklif aldı. Torno'dan gelen bu teklif Arjantin'in beklediği seviyede değildi. Inter ilgi gösterse de bu resmi teklife dönüşmedi. Santos adaylar arasında ancak tangacı futbolcu Brezilya'da top koşturmaya sıcak bakmıyor. Beşiktaş'ın yıllık 2.4 milyon euro garanti ücretin 2 artı 1 yıllık kontrat önerisi hala masada bekleyen en önemli tekliflerden bir tanesi. Yerli rotasyonunu güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Hollanda doğumlu 20 22 yaşındaki Türk asıllı oyuncu Elias Tavşan için devrede. Zaynuddinov transferinin gerçekleşmemesi halinde oluşturulan bonservis bütçesinin bu futbolcu için kullanılması planlanıyor. Daha önce de siyah beyazların gündemine gelen sağ kanat oyuncusu Kulübün belirlediği bonservis değeri ise 3 milyon euro. Beşiktaş'ın stoper transferinin liste başında yer alan Nino'nun kulübü Fluminense çıkış maddesi olan 7 milyon euronun altına inmiyor. Siyah beyazlar ise daha düşük bir bedelle almak için pazarlıkları sürdürüyor. Kartal kısa sürede Brezilya ekibinin inadını kırmak istiyor. Nino Ocak 2020'de Fluminense'ye 1 milyon euro bonservis bedeliyle transfer oldu. Brezilyalı stoperin güncel piyasa değeri ise 7 milyon euro.